Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 19 Mayıs'ta Türkiye saatine göre akşam 18.53'te 28 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Güzel bir bayram gününde güzel bir yeni ay doğuyor ve önümüzdeki bir ayı bu yeni ay enerjileri şekillendirecek. Venüs yönetimindeki Boğa burcu yaşamdaki keyif, konfor, güven, huzur, istikrar arayışlarımızı öne çıkarıyor. Ve Venüs'e de baktığımızda Yengeç burcunda görüyoruz. Ay ve Venüs arasında karşılıklı bir ağırlama var. Astrolojik olarak güzel bir kombinasyon bu. İkisinin de güçlü olduğu bir pozisyonda olması bizim de yeni ay ile beraber hayatımıza gelecek enerjilerin daha olumlu akmasına izin verecek gibi görünüyor. Evet, yükselende Akrep burcu var. Akrep burcu son zamanlarda çok da sık rastladığımız, yeni ay ve dolunaylarda yükselende rastladığımız bir burç. Ülkemizde bir Akrep burcu ve dolayısıyla ülkemiz içinde önemli döngülerden geçmekteyiz. Bu yeni ay ve dolunay döngüleri de önemli değişimleri, yenilikleri hayatımızda gündeme getiriyor. Ve hatırlarsanız 20 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması yaşadık. Şimdi bu yeni ay aslında o güneş tutulmasını da tetikleyen bir yeni ay olacak. Mars 29 derece Yengeç burcunda yerleşmiş görünüyor. Tam da tutulma derecesini kareleyen önemli bir noktada. Yani enerjileri açığa çıkaran, bir şeylerin oluşmasına, olgunlaşmasına vesile olan bir durumdan bahsedebiliriz. Özellikle tabii ki bu yeni ay sabit burçlarımızın son derecelerini daha fazla etkileyecek. 28 derecede olduğu için sabit burçların son dereceleriyle birlikte değişken burçların ilk dereceleri de etki alabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının 25 ile 30 derece arasında güneşiniz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Bununla birlikte değişken burç, ikizler, Başak, Yay ve Balıklar 0 ile 3 derece arasında yine kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için önemli olabilir. Jüpiter Boğa burcunda, Merkür Boğa burcunda, Uranüs Boğa'da, Güneş ve Ay'ın yanında ve Kuzey Düğüm zaten Boğa burcunda. Jüpiter yakın bir zamanda Boğa burcundaki yolculuğuna başladı. Özellikle Boğalar başta olmak üzere tüm toprak burçlarımız Başak ve Oğlaklar için de güzel bir döngüyü başlattı. 26 Mayıs 2024'e kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. Evet, benim de yükselenim Boğa. Dolayısıyla Jüpiter'in transitleri burada önemli hale geliyor. Ve tüm Boğa burcunda olmayı da sevdiği için Jüpiter aslında biraz daha hayatımızda işte böyle huzur arıyoruz, denge arıyoruz, kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Parasal kazançlarımız, mali durumumuz, yatırımlarımız, mal varlıklarımız, kişisel yeteneklerimizi fark edip bunları değerlendirme gücümüz, üretim kaynaklarımız, ilişkilerdeki güven ve sadakat beklentilerimiz, işte güzellik, estetik, sanat gibi hayatın o keyifli yanları, bunlarda Jüpiter bize güzel destekler verebilir önümüzdeki bir yıl süreç içerisinde. Bu yeni ayla da birlikte özellikle Venüs'ün yengeçli olması yaşamımızda evlenmek gibi, evlilik gibi, yuva kurmak gibi alanlarda çok güzel bir dönemi başlatıyor. Zaten bu yılın 2023'ün bu yeni ayla başlayan bu dönemi evlilikle ilgili konularda çok olumlu görünüyor. Venüs biliyorsunuz yengeçten sonra Aslan burcundaki yolculuğuna başlayacak. Ardından 10 Temmuz'da Aslan burcunda gerileyecek. Şimdi bunu burada tekrar söylemek istiyorum. Venüs gerilemesinden önce evlilikle ilgili konularda harekete geçmekte fayda var. İşte imza atmak, nikah, düğün. Tabii ki sadece evlilik değil. Yani buna işbirlikleri, ortaklıklar, ikili ilişkiler, sözleşmeler. Yani tüm bu alanlardaki beklentilerimiz için, planlarımız için daha olumlu değerlendirebiliriz. O yüzden 10 Temmuz'a kadar olan süreçte çok olumlu bir dönem başlıyor. Bu yeni ay tüm bu ilişkileri, işbirliklerini, evlilikle ilgili konuları destekleyen çok güzel bir yeni ay. 28 derece Boğa, Süreyya Aydurağı dediğimiz yine eskilerce çok verimli kabul edilen bir ay pozisyonu.
burada özellikle ayın bu noktadan geçişlerinde her türlü olumlu adımlar atabileceğimizi, işte anlaşmalar yapabileceğimizi, ticari anlamda sözleşmeler imzalayabileceğimizi tavsiye ederler kadim astrologlar. Tabii ki evlilikle anlaşmalar da bunlardan birisi. Bereketli bir ay durağında doğuyor yeni ay. Şimdi Boğa burcu yeni ayı başka neler getirebilir hayatımızda? Boğa bereket demek, üretim demek, değerlenmek demek. Yani hayatımızda mesela kendi değerimizi keşfetmemiz, bazı yeteneklerimizi ortaya çıkarmamız, bunları geliştirmemiz, bir değer üretmemiz mümkün. Bunun yanı sıra sahip olduğumuz para ve mal varlıklarının değerlenmesi. Bunları mesela olumlu alışverişler yapabiliriz bu dönemde. Bir yatırım yapacaksak, işte bir ev almak, mülk almak olabilir ya da sahip olduğumuz bir mülkün satışı, kiralanması olabilir, toprak yatırımları olabilir, parasal herhangi bir piyasada vereceğimiz kararlar olabilir. Buralarda daha olumlu adımlar atabiliriz. Olumlu, uzun vadeli bakmak gerekiyor tabii ki. Çünkü Boğa uzun vadeli istikrarlı adımları destekler. Sabırlı olmak gerekir Boğa burcunun enerjilerinde. Böyle çok sabırsız ani hareketler yapmamak gerekir. Bu durumda daha uzun vadeli, daha kalıcı adımlar atabileceğimizi, değer görebileceğimizi işaret ediyor. Para kazanmak için iyi bir dönemdeyiz. Yani herhangi bir yeteneğimizi paraya dönüştürebiliriz. Tabii ki iş ve kariyer konularında destekliyor bu yeni ay. Bununla birlikte işte evlilik, yuva kurmak, ev almak filan, hani buralarda olumlu bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Her türlü ailevi konuda tabii ki çocuk sahibi olmak da olabilir. Bunları destekleyen bir yeni ay. Toprak üretimi, çiftçilik, tarım gibi alanlarda olumlu adımlar atılabilir. Buralarda tarımla ilgili uygulamalarda daha uzun vadeli istikrarlı üretimi arttıracak ülkemiz adına önemli kararlar verilebilir. Bazı planlar ortaya çıkabilir örneğin. 11. evidir Boğa burcu Türkiye Cumhuriyeti haritasının. Burası da meclisi de gösterir ki meclisteki yapılandırmaların, işte burada düzenlemelerin olacağı bir süreç başlıyor artık. Bununla beraber büyük şirketleri yönetir. Her türlü ekonomik yapılarla ilgilidir. Piyasalarla ilgilidir burası. Dolayısıyla tüm borsa gibi, tüm ekonomik piyasalarda, bankalarda, ekonomik kuruluşlarında hani bazı düzenlemelerin olması, buralarda bazı yapılandırmaların olmasını uzun vadeli bekleyebiliriz. Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte biliyorsunuz Plüto'yla güçlü bir açı oluşturmaya başladı. Hemen 17 Mayıs'ta. Bu zaten birkaç gün yeni ayın olduğu haritada da geçerli. Jüpiter Plüto karesi 0 derecede her ikisi de. Dolayısıyla yeni başlangıçlar anlamında güçlü dönüşümleri burada tetikliyor. Özellikle bunlar ekonomik piyasalar, yani piyasalarla ilgili bazı güçlü kararlar olabilir, yapılandırmalar olabilir. Tabii ki Plüto'nun Kova burcunda olması, gücü elinde bulunduran yapıların, bunlar büyük şirketler olabilir, kurumlar olabilir, devlet olabilir, otorite olabilir. Biraz daha manipülatif durumlarını, baskılarını da burada gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle ayın belki Mayıs'ın ortalarında, 15 ile 25 Mayıs arasında biraz daha piyasalarla ilgili daha temkinli olmamız gerekiyor. Baskılar ve manipülatif durumlar, spekülatif durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü çok riskli adımlar atmamak gerekiyor. Ardından daha güvenli zeminler oluşmaya başlayacak. Jüpiter kuzey düğüm yönünde ve 26, 27, 28 Mayıs'tan itibaren kuzey düğümde kavuşacak ki bu geleceğimiz adına atacağımız adımlarda önümüzü açan, bize kısmetler getiren güçlü etkiler veriyor. Çünkü kuzey düğüm, ayın kuzey düğümü de Jüpiter etkisindedir. Jüpiter burada çok bereketlidir. Burada bizim hayatımızdaki koşullara göre, tabii ki aldığımız etkilere göre değişebilir bu. Uzun vadeli bir işe girme, bize çok yararlı olacak insanlarla tanışma, güzel bir evlilik yapma, önemli kararlar verme hayatımızda, tüm belki eğitime başlama, tüm bunlar geleceğimizi şekillendirecek, bize yeni kapılar açacak, ufkumuzu genişletecek, kısmetimizi arttıracak çok önemli fırsatlar olabilir. Bu da yine güzel bir açı kombinasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ay Boğa'da yücelir ki ay dişi enerjidir. Venüs de Yengeç burcunda, o da Sirius kavuşumuna doğru özellikle gidiyor. Burada dişi enerjinin daha bir güçlenmesi, tabii hayatımızdaki kadın ve kadınlarla ilgili konularda da çok daha güçlü etkiler, olumlu etkiler bekleyebiliriz.
Evet, yeni ay haritasına şöyle biraz daha açılara baktığımızda Neptün 27 derece balıkta ki bu derece de enteresan çünkü Venüs'ün yücelim derecesidir. Yeni ayda güneşle ayla çok güzel bir Venüs olumlu açısı var. Romantik, sevecen, şefkat içeren bir enerji ortaya çıkarıyor. İlişkilerde romantizmin güçlendiği, sevginin öne çıktığı, güven duygusunun öne çıktığı bir dönem aslında. Tabii her türlü maddi manevi yardımlaşma, sevdiğimiz kişilere destek olma konularında da güçlü etkiler var. Mars 29 derece yengeçte biraz tabii o analitik derecede ve tutulma, güneş tutulması derecesinde tetikliyor. Yengeç için 29 derecesi özellikle aile, yuva, vatan, millet gibi konularda çok fazla enerji ortaya çıkarabilir. Buralarda aşırı bir mücadele, bir savunma enerjisi ortaya çıkıyor. Bir koruma, sevdiklerimizi koruma, savunma konusunda müthiş bir hani savaşma enerjisini burada ortaya çıkarabilir. Mars'ın yeni ayla olumsuz bir açısı yok. Bu nedenle çok riskli olarak görmüyorum. Bu da destekleyen bir açıda. Belki kişisel motivasyonlarımız, alacağımız inisiyatifler, harekete geçme dürtümüz daha çok özel yaşamımız, ev yuva konuları, aile konuları, tabii ki vatan, millet gibi daha böyle idealistçe kendimize ait hissettiğimiz kavramlarla da ilgili olabilir. Yani buralarda çok fazla bir savunma ve mücadele enerjisi hissedebiliriz. Ama sonuçta bize güven verecek, destekleyecek bir enerjiden bahsediyoruz. Satürn'ün burada Merkür'le olumlu bir açısı var. Ki Satürn Haziran ayı içerisinde Jüpiter-Satürn arasında da güzel bir kombinasyon oluşacak. Bu da gerçekten hani kendimizi iyi ifade edebileceğimizi, bilgilerimi kullanabileceğimizi, tecrübelerimizden yararlanabileceğimizi, otorite figürlerinin, aile büyüklerinin desteklerini alabileceğimizi işaret ediyor. Hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda bu güzel açı kombinasyonunu da iyi değerlendirebiliriz. Haziran ayı, tekrar söylüyorum, bu yıl evlilik planlarımız veya herhangi bir işbirliği, bir ortaklık planımız, bir anlaşma, bir sözleşme yapma isteğimiz varsa bunları lütfen bu yeni ayı takip eden Haziran ayı içerisinde 10 Temmuz'a kadar olan süreçte yapmaya çalışalım. Gökyüzünden çok daha olumlu destekler alabiliriz. Şimdi burçlara göre, yükselen burçlarınıza göre bu yeni ayın etkilerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Boğa burcundaki yeni ay ikinci evinizde doğacak. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Maddi kaynaklarınız, parasal kazançlarınız, mal varlıklarınız, sahip olma dürtünüz, özellikle hayatınızda güven oluşturmak istediğiniz her alanda bu yeni ay size olumlu destekler verebilir. Uzun vadeli kazanç sağlayacağınız bir işe girebilirsiniz. Sahip olduğunuz bazı değerlerin güçlenmesi mümkün. Örneğin Mars, Venüs de yengeçte olacağı için evlenmek, yuva kurmak, ev almak gibi alanlarda bu yeni ay sizi destekliyor olacak. Mars da yengeçte, enerjinizi zaten ev, aile, özel hayatınıza daha fazla yönlendirdiğiniz bir dönemdesiniz. İşte bu yeni ay size bu olanakları sunuyor. Hazırlıklarınızı yaptığınız her alanda harekete geçebilirsiniz. Şimdi bir şeyleri kiralayabilirsiniz, satabilirsiniz, evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz, eviniz için güzel alışverişler yapabilirsiniz. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz koşulları bu yeni ayda rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Boğa burcunda, Akrep, Aslan ya da Kova burcunda, sabit burçlarda son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha önemli ve güçlü olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, evet sizin için tabii ki yılın en önemli dönemi burcunuzda bir yeni ay doğuyor ve yükselen boğalar, ben de bir yükselen boğayım. Yükselen burcumuzun üzerinde doğan bir yeni ay hayatımızda bulunduğumuz koşullarda bir yenilik, fiziksel anlamda bir imaj değişimi, hayatımıza girecek yeni olanaklar anlamında önemlidir. Jüpiter de Boğa burcunda biliyorsunuz 26 Mayıs 2024'e kadar sizin için çok şanslı, kısmetli bir dönem başlıyor. Kuzey düğümünde şu anda Boğa burcunda olması özellikle yeni hedefler belirlemeniz, hayatınızda yeni adımlar atmanız konusunda çok cesaret verici. Venüs yengeçte, Mars yengeçte, 3. evinizde biraz yakın çevre, kardeşler, İşte yaşadığınız mekan, yakınlarınızdaki kişiler, komşularınız, onlarla ilgili alanlarda bazı yenilikler olabilir.
Dolayısıyla çevre değişimleri olabilir bu yeni ayda ya da kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler olabilir. Birlikte yapacağınız bazı konular da olabilir tabii ki bu. Güzel eğitimlere başlayabilirsiniz. Seyahatler, geziler olabilir. Ticari girişimler söz konusu olabilir. Her türlü böyle yaratıcılık isteyen alanda, tasarımla ilgili alanda, medya, basın üzerindeki çalışmalarda bu yeni ay sizi destekliyor. Önümüzdeki haftalarda özellikle vereceğiniz kararları uygulama konusunda özgüveniniz artarken karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeye çalışın. Çünkü yeteneklerinizi, tecrübelerinizi ortaya koyabilirsiniz. Başkalarının dikkatini çekebilir, desteklerini alabilirsiniz. Sevgili boğalar, kişisel görünümünüz, imajınız ve benzeri alanlarda da her türlü yenilik yapmanız mümkün görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay tabii ki sizin için hayatta iyileşmeler, biraz daha farkındalıklar, duygusal anlamda derinleşmeler de getirebilir. 28 derece boğa olduğu için değişken burçlarımızın ilk dereceleri etki alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş dereceniz, yükselen dereceniz 0 ile 3 arasıysa daha fazla etki alabilirsiniz bu yeni aydan. Birebir tesir edebilir sizin için. 12. ev yeni ayları biraz geri çekilme, dinlenme, hayatı sorgulama, kendimizi şöyle bir gözden geçirme zamanı olabilir. Her türlü ruhsal, bedensel, zihinsel şifa dönemi sizin için. Bir tatile de çıkabilirsiniz. Ya da işte böyle bir kendinizle ilgilenebilirsiniz. Biraz tabii ki sağlık kontrolleriniz, tedavileriniz gündemde olabilir. Terapiler için iyi bir dönem. Biraz böyle arınmak istiyorsanız, detoks yapmak istiyorsunuz, hem bedensel hem zihinsel kendinize zaman ayırabileceğiniz bir dönem. Yaşadığınız koşulların, çalıştığınız koşulların iyileştirilmesi adına bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Beslenme programını değiştirmek gibi ya da zararlı alışkanlıkları bırakmak gibi. Bu yeni ay size güç verecek. Bu yeni ay ile beraber Haziran ortalarından itibaren kendinizi daha güçlenmiş, güç toplamış bir şekilde amaçlarınız doğrultusunda harekete geçer halde bulabilirsiniz. Venüs yengeçte, Mars yengeçte para alanınızda güçlü etkiler var. Bu yeni ay aslında parasal kaynaklarınızı iyileştirmeniz, buradaki sorunları çözmeniz adına da size önemli farkındalıklar getirebilir. Belki bazı harcamaları şöyle bir gözden çıkarmanız gerekiyor. Gereksiz harcamalar yapıyor olabilirsiniz. Yani bütçenizi dengelemek için de bir şeyleri değerlendirmeniz, daha ince hesaplar yapmanız gerekiyor. Gereksiz harcamalar olabilir bunlar. Belki zararlı alışkanlıklarınız var. Hani bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Hem bütçenizi hem sağlığınızı iyileştirme imkanları bulabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki yeni ay kuşkusuz sizin için de çok önemli. Yönetici gezegen Venüs burcunuzda, Mars burcunuzda, dolayısıyla enerjinizin güçlü olduğu bir dönem. 11. ev yeni ayı geleceğe, hayata umutla baktığınız bir döneme işaret ediyor. Dolayısıyla yeni bir fikrin olgunlaşması, yeni bir projeye başlamanız, bir teklifle karşılaşmanız mümkündür. İş ve çalışma koşullarınızda, kariyerinizde belki yeni bir görev alacaksınız. Tabii ki parasal kaynaklarınızda da yeni bir açılım, bir iyileşme bekleyebilirsiniz. Çünkü parasal konularda sizi destekliyor bu yeni ay. Koşullarınızın iyileşmesi, konforunuzun artması, kaynaklarınızın büyümesi mümkündür. İş arayanlar için bir iş de ortaya çıkarabilir. Arkadaşlar, sosyal çevrenin sizi destekliyor. Size faydası olacak arkadaşlıklar, grup çalışmaları, ekip ortamlarında yer alabilirsiniz veya arkadaşlardan önemli destekler alabilirsiniz ya da uzun vadeli hayatınızda her zaman olacak çok güzel bir tanışma, yeni bir arkadaşlık da gündeme gelebilir tabii ki. Venüs, güzellik, estetik, kişisel konfor, ilişkiler, aşk, romantik konularda sizi destekliyor. Venüs'ün etkisiyle kendinizle biraz daha ilgilenebilirsiniz. Zaten cazibeniz artıyor, karizmanız çok güçlü. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebileceğiniz için sosyalleşme anlamında çok önemli bir dönemdesiniz. Bu dönemde davetlere katılabilirsiniz, arkadaşlarla eğlenceli ortamlara katılabilirsiniz. Belki şöyle kendiniz böyle bir düğün, bir tören, bir kutlama, bir parti verebilirsiniz. Bunlarla ilgili alanlarda da gayet güzel destekler aldığınızı söyleyebilirim. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, boğa burcundaki yeni ay kariyer evinizde doğacak. Dolayısıyla gelecek hedefleriniz, işiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüz, duruşunuz, tüm bu alanlarda yeni kapılar açılabilir size. Ve bunlar güven veren, uzun vadeli, istikrar veren durumlar olabilir. Üstlerinizin dikkatini çekmek istiyor olabilirsiniz.
otorite figürleriyle bir şeyleri konuşmak, kendinizi anlatmak istiyor olabilirsiniz. Ya da aile içerisinde, ebeveynlerinizle, aile büyüklerinizle, onların desteklerini beklediğiniz herhangi bir konu olabilir. Tüm ailevi konularda bazı yeni başlangıçlar olabilir. İşte yer değişimi, taşınma gibi. İşte anne babanın işi, kariyeri ve genel düzenleriyle ilgili konularda bu yeni ayda gündeminizde olabilir. Tabii ki tüm aslanlar etkilenmiyor. Sabit burçlarımızın çoğu etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 ile 30 derece aralarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir. Venüs yengeç burcunda, Mars yengeç burcunda 12. evinizde biraz zaman zaman içe dönük, biraz böyle enerjinizi daha böyle biraz çekimsel hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki güvenlik konuları sizin için önemli, sağlık konuları önemli. Özellikle aile büyükleri, ebeveynlerinizin sağlıkları için endişeleniyor olabilirsiniz. Hani onların bakımları, kontrolleri, tedavileri için hastaneler, klinikler ve benzeri ortamlarda da bulunabilirsiniz. Ama tüm bunlar en azından daha yapıcı, daha olumlu bir şeyleri çözmek adına size önemli açılımlar getirebilecek, gereken destekleri de ilgili kişi ve kurumlardan alabileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, boğa burcundaki yeni ay 9. evinizde doğuyor. Bu yeni ay yönetici gezegeniniz Merkür de boğa burcunda. İşte Satürn'le olumlu bir açıda olacak. Birçok gezegenin boğa burcundaki gruplaşması 9. ev konuları, tabii ki bunlar medya, basın, yayıncılık işleriniz olabilir. Eğitim, öğrenim, akademik konular, üniversite ile ilgili konular olabilir. Özellikle uluslararası işler, yabancılarla ilgili konularınız, seyahatleriniz, yolculuklarınız, hukuksal işleriniz olabilir. Tüm buralarda aslında önemli adımlar atabileceğiniz, size bazı kapıların açılabileceği güçlü bir dönem. Sınava girecek başaklar, öğrenciler için güzel bir yeni ay bu. Hem Jüpiter desteği alıyorsunuz eğitim alanında, üniversiteler, akademik konularda. Ve bu dönemde kendinizi daha da iyi ifade edebilirsiniz. Mars ve Venüs yengeç burcunda 11. evinizde. Bu dönemde biraz böyle arkadaşlar, sosyal ilişkileriniz de güçleniyor. Arkadaşlarla birlikte bazı tatil, seyahat planlarınız olabilir ya da herhangi bir grup çalışması, ekip faaliyeti, toplumsal bir faaliyet içerisinde olabilirsiniz. Buralarda bir seminere, bir workshop'a, böyle bir eğitime katılabilirsiniz. Yolculuklar, uzun mesafeli yolculuklar, belki yurt dışı seyahatleri içinde size fırsatlar getirebilecek bir yeni ay bu. Tatil organizasyonları, yolculuk planlamaları da yapabilirsiniz. Uluslararası işleriniz, yurt dışında okumak olabilir, yurt dışına yerleşmek olabilir veya yabancılarla yapılacak bazı işler, ticari aktiviteler olabilir. Tüm buralarda da anlaşmalar, sözleşmeler, hani kontratlar, bazı kararlar vermek için bu yeni ay ve önümüzdeki birkaç hafta sizi çok destekliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların ilk dereceleri de etkilendiği için, özellikle güneşinizle yükselen burcunun 0-3 derece arasıysa, daha güçlü etkiler, daha önemli etkiler alabilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, boğa burcundaki yeni ay bu dönemde sizin için 8. ev konuları, bunlar ki para, finansal kaynaklarınız, bütçeniz, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarınız, hisseli paralar anlamına geliyor ve buralarda belki daha güçlü, daha uzun vadeli, daha güvenli adımlar atmanızı sağlayacak koşullar oluşabilir. Evet, ben de bir teraziyim ve yükselenim boğa. Dolayısıyla boğa burcundaki bu yeni ay, özellikle tabii ki 8. ev, 2. ev konuları, bir süredir zaten boğa akrep tutulmaları da devam ettiği için Jüpiter de boğa burcuna geçti biliyorsunuz. Parasal konularda sıkıntı çeken teraziler biraz rahatlamaya başlıyor, onu söyleyebilirim. 8. evdeki bu hareketin, özellikle bu yeni aile birlikte, örneğin eşinizin kaynaklarında iyileşmeler olabilir. Eşiniz işe girebilir, işte parasal kazançları artabilir. Sizin bazı borçlarınız varsa bunları ödemeniz, yapılandırmanız mümkündür. Bunun yanı sıra beklentileriniz doğrultusunda ek kaynakları elde edebilirsiniz. Emeklilik de böyle bir şey. Emekli olmak gibi bir konunuz olabilir. Örneğin miras, sigorta, nafaka, tazminat, burs gibi kazançlarla ilgili, gelirlerle ilgili alanlarda yeni kapılar açılabilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle boğa, akrep, kova, aslan burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa,
Tabii ki daha fazla etki alırsınız, daha güçlü etkiler alırsınız. Bu yeni ay 28 derecede, dolayısıyla 25 ile 30 derece arasındaki gezegenler birebir etkileniyor. O zaman çok daha ciddi bazı etkilerin olması, hızlı gelişmelerin olması bu yeni ay ile birlikte mümkün. Yönetici gezegeniniz Venüs Yengeç burcunda. Kariyer evinizde Mars orada. Dolayısıyla iş, kariyer, işte toplumdaki dikkat çeken çalışmalarınız, statünüz, buralarda da kısmetler açabilecek bir yeni ay bu. Örneğin iş arayan teraziler bir işe girebilir. İş birlikleri için, herhangi bir iş birliği içinde bu yeni ay sizi destekliyor. Veya eşten kaynaklanan, yani evlilikle alakalı olabilen konularda, örneğin hani evlenmek de olabilir, bu belki bir ilişkinin bitmesi de olabilir. Yani bu da sizin toplumdaki statünüzle ilgilidir. Tabii ki parasal durumunuzla da ilgilidir. Çünkü her iki durumda da parasal paylaşımlar gündeme gelir. İşte bunlarla ilgili konuların da bu yeni ayla beraber süreçte olması ve daha olumlu adımlar atıp kendi lehinize sonuçlar alabilmeniz mümkün sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, boğa burcundaki yeni ay tam karşıt burcunuz 7. evinizde olacak. Sizin için tabii ki çok önemli bir yeni ay bu. Özellikle ilişkileriniz adına enerjilerin çok öne çıktığı bir dönem, belirleyici olduğu bir dönem. Yönetici gezegen Venüs de Yengeç burcunda olacak. Biraz aile, yuva kurma konuları, eşinizle, partnerinizle birlikte alacağınız kararlar, belki yurt dışına yerleşme olabilir veya birlikte yapacağınız güzel bir tatil, bir seyahat olabilir. Bir işbirliği olabilir ki biraz uluslararası konular, yurt dışılar, yabancılarla ilgili bağlantılı da olabilir bu işbirlikleriniz, anlaşmalarınız. Ya da bazı yasal işleriniz olabilir yine uluslararası alanlarla ilgili. Tüm bu konularda bazı kapılar açabilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 25-30 derece arasıysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni ayda. Eşinizin hayatında yenilikler olabilir. Eşiniz bazı kararlar verebilir. Eşiniz belki bir işe başlayabilir. Eşinizin bazı sorunları varsa bunları çözmek adına önemli kararlar verebilirsiniz. Özellikle 9. ev konularınızda önemli açılımların olması mümkün görünüyor sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, boğa burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Şimdi günlük hayatınızı bir düzenleme dönemindesiniz. Sağlıkla ilgili konularda daha uzun vadeli, daha istikrarlı bir süreçte olabilirsiniz. Kendi lehinize olumlu adımlar atabilirsiniz. Beslenmenizi düzenleyebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz varsa bunu çözmek için daha kararlı olabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda iyileşmeler olabilir. Çalışma ortamınızı düzenlemek için iyi bir dönemdesiniz. Yardımcıya, asistana ihtiyacınız varsa yaşadığınız yerde, çalışma ortamlarınızda bu yeni ay size bu alanlarda da destekler verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ilk derecedir etki aldığı için güneşiniz ve yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa birebir çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni aydan. Ve tabii ki sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yine bu yeni ay özellikle sabit burçlarınızı daha çok tetikliyor. 6. ev konularınızda bir düzenleme dönemi, bir istikrar dönemi. Kendiniz için neyin yararlı, neyin yararsız olduğunu bu dönemde artık karar verebilirsiniz. Konforunuzu arttırmak, işte çalışma şartlarınızı iyileştirmek, sağlığınızı güçlendirmek adına önemli bazı düzenlemeler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, boğa burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Keyifli bir evdir. Zaten bu yeni ay keyifli. Jüpiter de boğa burcuna geçti. Bu yeni ay size hayattan keyif almanız, mutlu olmanız için olanaklar sunuyor. Aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Güzel bir hobiye, bir sanatsal uğraşa başlayabilirsiniz. Sosyal alanlarda destekler alabilirsiniz. Ve tabii ki parasal kazançlarda şanslı olabilirsiniz. Güzel yatırımlar yapmanız, yaptığınız yatırımların olumlu geri dönüşlerin olması mümkündür. Çocuklarınız varsa onların hayatında olumlu adımlar olabilir. Sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Çocuğunuzun dikkat çekebileceği, başarılı olabileceği bir dönemde olabilirsiniz. Çocuk isteyenler için yine hamilelik, doğum gibi konularda güzel bir yeni ay döngüsü başlıyor diyebilirim. Özellikle
özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda gezegenleriniz öne çıkıyorsa bu yeni ay sizin için biraz daha fazla etkili olabilir. Mars'ın ve Venüs'ün yengeçte olması ilişkiler adına da önemli. Eşinizle ilgili konuları, partner konularını, evlilikleri, anlaşmaları, sözleşmeleri de güncelliyor. Eşinizle birlikte bir şeylere karar vermeniz, işte aşk, romantik konularda belki böyle bir evliliğe doğru yönelmeniz, bir teklifte bulunmanız, teklif etmeniz, işte çocuk sahibi olmaya karar vermeniz, bunun gibi etkiler, hani her türlü ilişki dinamiğinizde de sizin için önemli, güçlü etkileri olabilecek bir yeni ay sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, boğa burcundaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Eviniz, aileniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlar, özel hayatınızla ilgili konularda güven ve istikrar oluşturabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki bir ev alma konusu, bir taşınma konusu, bir yerleşme konusu, belki evlenme ve yuva kurma konusu gündeminizde olabilir ki kuşkusuz bu yeni ay bunlar için olanakları da karşınıza çıkarıyor. Özellikle sabit burç olduğunuz için daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Birçok gezegen boğa burcunda çünkü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz böyle 25-30 derece aralarının arasındaysa bu yeni ay tam derece sizi etkileyecektir. O zaman çok daha güçlü etkiler ortaya çıkarabilir. Size ait bir toprağın, bir mülkün, bir gayrimenkulün satılması, kiralanması gibi bir konunuz olabilir. Ailevi konularınız var. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Onların hayatının düzeni, onların sağlıklarıyla ilgili bazı süreçleriniz olabilir bu dönemde. Boğa yeni ayı ve onu takip eden birkaç hafta evde daha fazla zaman geçirmeniz, eve enerji harcamanız, aileyle ilgilenmeniz mümkündür. Mars ve Venüs yengeç burcunda, dolayısıyla ev aile ortamında enerji harcayabilirsiniz düzen kurmak için, işte konforunuza yönelik, yerleşime yönelik, genel sağlığa yönelik. Evde çalışan kovalar için biraz enerjinizi işe ve mesleki konulara da yönelttiğiniz bir dönemdesiniz. Aslında evde yapılacak işleri, evde kurulacak iş düzeni konusunda da bu yeni ay sizi destekliyor. Buralarda da belki bazı adımlar atmanız, düzenlemeler yapmanız mümkün. Size yardımcı olacak bazı kişilerin de hayatınıza katılması mümkün sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yeni ay 3. evinizde ve birçok gezegen boğa burcunda, yakın çevrenizde olup bitenler sizin için önemli. Tabii ki kardeşlerle ilgili gündemleriniz olabilir. İşte komşularınızla ilgili konularınız olabilir. Buralarda bir istikrar, bir uzun vadeli yapılandırma söz konusu. Bir seyahate çıkma, yolculuk planlaması, eğitime başlama ya da herhangi bir ticari girişimde, bir aktivitede adım atmanız mümkündür. Mars'ın ve Venüs'ün yengeç burcunda olması aşk, romantik konular, ilişkiler, çocuklarla ilgili aktiviteler konusunda da enerjinizi öne çıkarıyor bu yeni ayda. Yani çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimi olabilir, işte ailenizle, sevdiğiniz kişilerle güzel bir seyahat organize edebilirsiniz ya da kardeşlerle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. Değişken burçlarımızın da ilk dereceleri etki aldığı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa bu yeni ayın birebir size etkileri biraz daha fazla olacaktır, güçlenecektir sevgili balıklar.